Assalomu alaykum, hurmatli Fortuna IT Akademiya kuzatuvchilari. Bugun biz siz bilan birgalikda o'tgan safar va'da bergan edik, ya'ni biz shu videoda yasaymiz deb, lekin o'tgan safargi videoni timingini hisobga olmagan ololmadik va o'tgan safar video cho'zilib ketdi va u mavzu mana shu bugungi video darsga to'g'ri keldi. Demak, biz qanday qilib o'yinlar yasab pul topish haqida va uni qanday qilib o'sha o'yinimizga ulash haqida gaplashamiz. Ya'ni o'yin monetizatsiyasi haqida gaplashamiz. Ya'ni bu nima? Biz o'yinimiz ichiga reklama qo'yamiz va reklamani odamlar o'yin o'ynash mobaynida ko'radi va o'sha ko'rganligi hisobiga bizga Google kompaniyasi pul to'laydi. Va Google kompaniyasiga esa reklama beruvchilar pul to'laydi. Demak, bu mavzu menimcha hammaga qiziq bo'lsa kerak. Demak, biz bugundan boshlab o'yinlarimizga monetizatsiya olib, o'yinlar orqali pul topishimiz mumkin. Demak, biz boshladik. O'tgan safar mana shu yerda qolgan edik. Ya'ni biz mana shu o'yin mobaynida mana bizda rekordimiz bor, mana 47 ga chiqqan edik. Mana shu endi o'yinimizga biz ajoyib reklamalarni bog'lashni boshlaymiz. Demak, sen yutqazding bo'limini ham biroz chiroyliroq qilishga harakat qilamiz. Xo'p, Ctrl S tugmasini bosdik bu yerga. Endi esa biz mana shu pastdan reklama chiqadigan qilamiz. Bu uchun reklamani qanday qo'yamiz degan savol tug'ilishi mumkin. Bu uchun biz mana Google'ga kiramiz va Google'ga quyidagi qidiruv so'zini yozamiz. Ya'ni Unity AdMob deb yozamiz. Va bizga mana shu joyda Get Started Unity deb chiqadi. Ya'ni Google developerlar uchun. Uni ustiga bosamiz. Hop. Endi bizga migratsiya SDK kerak bu yerda. Shuni ustiga bosamiz. Hop. Mana bu joyda bizga har xil tayyor kodlari bor, ya'ni qanday qilib reklamani ulash haqida. Biz bu yerdagi kodlarni hozircha foydalanmay turamiz. Bizga SDK kerak. SDK'ni izlab ko'ramiz. Hop, bu yerda emas ekan. Mana bo'ldi, mana bo'ldi, bo'ldi, mana. Skachat ustiga bosamiz. Mana bu joyda Google Mobile Ads bor, o'sha Unity Package. Ustiga bosamiz. Ustiga bosdik. Mana bizga yuklab bo'ldi, bu tez yuklaydi. Mana shuni ustiga bossak, bizni o'sha xotiramizdan buni ochib ko'rsatadi va uni olib biz mana shu Unity loyihamiz ustiga olib kelib, mana shu project bo'limiga olib kelib, mana shu yerga olib kelib, mana shunday qilib tashlab yuboramiz. Va bizga mana shularni ustunga qilishim kerak deyapti va biz import tugmasini bosamiz. Va bizda yuklash boshlandi. Biroz kutib turishimizga to'g'ri keladi. Demak, yuklab bo'lindi. Loyiha yuklab bo'lindi. Endi esa keyingi qiladigan ishimiz biz reklama bo'yicha kod yozishimiz kerak. Ya'ni reklama menejer kerak endi bizga. Biz buni reklama menejer deb game menejerga ham birdan bog'lashimiz mumkin, lekin aynan reklama menejer deb alohida o'sha fayl ochsak, bu ayni muddao bo'lar edi. Ya'ni o'yinimizga aloqasi bo'lmaydi reklama fayllarini. Shunda agar biz boshqa birorta o'sha reklamaga olmoqchi bo'lsak, unda bizga ancha qulay keladi. Demak, bu yerda yes deb bosishimiz kerak. Yes va enable tugmasini bosib qo'yishimiz kerak. Ya'ni endi bizga mana shu Google AdMob, ya'ni Google'da AdSense loyihasining AdMob loyihasini bizga boshqa kichik o'sha kutubxonalari DL fayllarini mana shu loyihamizga o'rnatmoqda. Hop. Biroz kutib turamiz. O'tguncha endi biz mana shu joydan kod olib turamiz internetdan. Ya'ni mana shu joyga qaytamiz, mana kirgan joyimizga. Va mana shu joyga e'tibor bergan bo'lsangiz, banner, mechstraniчный, родной, награждение degan bo'limlar bor. Agar bunga tushunmasangiz, mana shu joyda agar Google Chrome brauzeri bo'lsa, mishkan o'ng tarafini bossangiz, bu yerda Translate to English bor.
Peki mana shu joydan o'zgartirib, bu yerda boshqa tilni tanlash bor, mana choice on your language. Shu yerda o'zbekchani tanlab ham ko'rishingiz mumkin. O'zbek va translate tugmasini bosamiz va bizga saytni tarjima qilib beradi. Interestal mahalliy mukofotlangan. Ya'ni mana shu joyda 4 ta reklama turi bor. Ayni vaqtda AdMob'da bu banner. Banner bu masalan, telefonlar mana shu pastki qismida ko'rib turadigan reklama mana shu joyda chiqib turadi. Faqatgina qanchadir kichikkina joyda chiqib turadi va u doimiy chiqib turadi ko'p o'yinlarda. Bu reklama turi banner deb nomlanadi. Yoki tepasiga chiqadi. Yoki pastga yoki pastga. Bu reklama turi banner. Aksincha, ekranni yuzini to'ldirib chiqadigan reklama turi bor. Bu interstitial deydi. Ya'ni to'liq chiqadigan video bo'ladi, ayrim vaqt o'yin bo'ladi. Keyin esa bu yerda mana bu joyga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mukofotlangan degan joyi bor. Bu esa birorta uzunroq va kattaroq reklama bo'ladi va siz buni o'yinda ayrim skinlar yoki ochkolar sotib olayotgan vaqtingizda, reklama ko'rish orqali sotib olayotgan vaqtingizda mana shu mukofotlangan reklamasi sizga qo'yib beriladi. Biz hozir ikkita reklama ishlatamiz. Sizga banner reklamasi va interstitial reklamasi kerak. Demak, birinchi biz banner reklamasini qo'yib olamiz. İşte boshlash tugmasini bosamiz bu yerga. Va bu yerga bizga mana shu kodni berayapti. Xo'p. Bu kodni biz mana shu qismlari bizga kerak emas, ya'ni Google Mobile Ads Demo Script deb yozib qo'yibdi. Bu bizga hozircha kerak emas. Bizga aynan mana shu kodni, mana shu qismi va mana shu qismi kerak. Demak, bu kodni olish uchun birinchi biz o'zimizni loyihamizga kirib olamiz. Mana hozircha X bosib tursak ham bo'ladi. Va bu yerga yana biz asos loyihamiz ustiga o'ng tarafni bosamiz va bu yerga game object va create empty va bu yerga reklama manager, ya'ni reklama manager deb nomlaymiz. Va chap tugmani bosib qo'yamiz. Va bu yerga add component bor va uni ustiga bosib bu yerga ham reklama manager deb yozamiz. E'tibor bering, mana shu bu orasiga men joy tashlamaganman, siz ham tashlamang. Hop, va bu yerga create and add tugmasini bosamiz. Hop, bizga yangi o'sha reklama manager script yaratildi. Endi buni ustiga 2 marta bosganimizda mana bizga to'liq oyna ochiladi. Va biz bu yerga mana shu joydan kodni nusxalab olib o'tirishimiz mumkin. Demak, bizga asosiy kerak kodimiz, demak, mana bu ikki qator kod. Birinchi using Google Mobile. U kodni nusxalab olamiz va biz mana shu Unity Engine'dan keyin enter tugmasini bosib, mana shu joyga ushbu kodni yuklaymiz. Demak, mana shu ikkita kodni yuklab oldik. Endi qiladigan ishimiz, ya'ni public void start. Shunchaga mana shu kodni yozishimiz kerak. Kopya qilib olamiz va mana shu startni ichiga buni tashlashimiz mumkin. Va Ctrl S tugmasini bosamiz. Demak, buni tashladik va Ctrl S tugmasini bosamiz. Mana bular o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Mana shu tarzda qolgani yetadi, ya'ni mana bu yerda. Bunaqa bitta qolsa va qolgani. Ctrl S tugmasini bosib qo'yamiz. Keyingi kodimiz esa mana bu yerda banner view deb qo'ygan mana shu kodni ham olib olamiz. Hop, bu yerda create banner view. Bu kodni. Bizga asosiy kerak mana shu kod kerak. Ya'ni bu mana shu kod kerak, mana shu kodni kopya qilib olamiz va u kodni mana shu joyga qo'yamiz. Ya'ni Ctrl V tugmasini bosamiz. Va bu yerga private emas, balki biz bu yerga public deb yozamiz. Public. Va bu yerda add unit ID bor, bu turaveradi. Endi mana buni ham bunga ham deganmay turamiz hozircha. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz kodga qaytib mana shu joydagi banner, mana shu kodni to'liq to'g'rilab olish. Ya'ni bannerdan, banner view'dan boshlab qolgan. Va u kodni esa mana shu joyga enter tugmasini bosib tashlaymiz. Bastiqlaymiz. Men nimaga bunday qilib, ya'ni internetdan ko'rib bu narsani yozyapman? Buning sababi, bu kodlar esda turmaydi va bu kodlar o'zgaruvchan bo'ladi. Ya'ni loyihaga o'zgartirish, ma'lum bir o'zgartirish kiritilgandan so'ng bu kodlarning ayrim joylari o'zgarishi mumkin. Shu uchun bunaqa o'zgaruvchan loyihalarda siz to'g'ridan-to'g'ri internet o'zidan eng oxirgi obnoviya bo'lgan
variantini ishlatishingiz maqsadga muvofiq shu uchun aynan qayerdan olishni, qanday olishni sizga ko'rsatib ketyapman. Ya'ni banner view. Xo'p. Endi esa keyingi qator kodimiz, bu kodimiz mana shu kodimiz, ya'ni lotat kodimiz. Bu Ctrl F tugmasini bosamiz. Va bu yerga biz mana shu kodni mana shu kodimizdan keyin mana shu joyga yuklaymiz. Ya'ni lotat. Va buni tab tugmasini bosib biroz teparoqqa ko'tarib olamiz. Lotat. Public create banner view for lotat. Xo'p. Endi esa buni yasadik. Keling mana shu joygacha biz test qilib ko'ramiz. Destroy at degan narsa yo'q deyapti bu yerda. Mana shu funksiyamiz yo'q ekan. Endi buni biz o'zimiz qo'lda yaratib olamiz. Ya'ni uni qanday yaratamiz? Destroy at o'chiramiz va bu yerga banner view deb yozamiz. Ya'ni banner view'ni destroy qildi. Ya'ni nima degani? O'chirib tashla, yo'q qildi. Xo'p, endi ikkinchisi. Banner view unity object. Deyapti, buni biz hozir to'g'rilashga harakat qilib ko'ramiz. Banner view. Keling mana. Bunu destroy, bunu bu şekilde destroy olması iken banner view bana şunu alıp taşlayayım. Hozir adashdim. Destroy at funksiyasini biz o'zimiz yaratamiz. Ya'ni uni qanday yaratamiz? Mana shu kodni biroz pastroqda bor edi. Adashmasam mana destroy banner view deb yozilgan. Mana shu orqali biz yaratishimiz mumkin. Ya mana shu joyda o'chirish buyrug'i berilgan. Buni nusxalaymiz va buni 3-chi funksiya qilib mana shu joyga qo'yib olamiz. Va buni belgilab tabga ko'tarib olsak bizga kodimiz chiroyli ko'rinadi. Va bu qatorni nusxalaymiz va mana buni o'rniga destroy atni o'rniga mana shuni yozib olamiz. Ya'ni destroy banner view, ya'ni banner view'ni yo'qotish. Endi esa create banner view. Ya'ni mana shu create banner view'ni biz shu turib tursin hozircha. Load at. Demak bo'ldi. Endi mana load at tugmasi bor. Mana shu mavjud. Endi mana shu funksiyani biz chaqirishimiz kerak bo'ladi. Uni qanday chaqiramiz? Hozircha biz bitta tugma qo'yib turamiz. Mana shu o'yinimizning yuziga. Taktika bo'ldi. Play tugmasini bosib tekshirib ko'ramiz. Ya'ni agar xato chiqmasa, o'yin ishlasa, demak biz kodda xato qilmadik. Mana. Demak kodimizda xato yo'q. Agar sizda xato chiqsa, boshqatdan kodlarni birma-bir harfma-harf nuqta virgulgacha e'tibor berib ko'rishingizni so'rayman. Shunda balki xato topilar. Endi biz mana shu joyga bitta kichik tugma qo'yib ko'ramiz. Mana shu reklama tekshirish uchun. Bu uchun kanvasning ustiga bosamiz. Onun ustiga o'ng tarafni bosib, UI panelini tanlab, bu yerdan button tugmasini tanlaymiz va bosamiz. Demak, button yaratildi mana. Endi bu buttonni hozir 2 dga o'tkazib olamiz. Mana shu buttonni biroz kattalashtiramiz. Biroz kattalashtiramiz, biroz pastroq tushirib turamiz. Va biz bunga button ichiga uydagi button yozib ko'ramiz, ya'ni reklama deymiz va Ctrl S tugmasini bosib biroz tepiroq, biroz battonga qo'shib biroz tepiroq qilib turamiz.
Va endi bu yerga mana shu reklama menejerini mana shu profilga ko'chiramiz. Mana shu plus tug basmasini bosib, reklama menejerini olib kelib, mana shu yerga tashlaymiz. Ya'ni reklama menejerini olib tashladik va bu yerda no function deyilgan va reklama menejer bu yerda esa load add funksiyasini tanlab o'ng tarafda bosamiz. Play'ni bosamiz. Sayımız game object burası uzaklaştıramız. Hop. Reklama üstüge bastık bana. Bizge bana şu tepadan reklama koyup verdi bana. Tepadan. Bunu üstüge bastık. Bizini Google saytiga o'tkazib yubor yaptı hazırca. Çünkü hazırca bunge test oyu reklama olangan xolos. Yani test şekilde reklama çıkardım tepadan. Bana şu reklama. Biz şunu hazır nima qilamiz? Bu biz o reklamanı pastga tushirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tepaga emas, bizga reklama pastga chiqsin. Yoki tepaga chiqishi mumkin, farqi yo'q, o'zingizga ma'qul joyga qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz tepaga, xohlasangiz pastga. Ya'ni siz mana shu kamerani qanday joylashtirishingizga bog'liq. Endi esa mana shu tepadagi reklama pastga tushiramiz. Buni qanday qilamiz? Buni mana shu joyda banner bor, add position bor, yani reklam position bor, top bor, bunu top biz bottom deb yozamiz. Ya'ni bottom degani ingliz tilida past degan yoki past chuqur degan ma'nolarni anglatadi. Play tugmasini bosamiz. Reklama. Mana. Tabriklar, mana bizni o'yinimizda mana shu pastdan reklama chiqyapti mana. Onun üstüge bastık, bizim saytımız Google saytıge o'tkazib yuboryapti. Demek bu oldu. Bu yerda reklama menejerini kıldık. Endi esa biz ikinci reklamanı test kılıp kuruşumuz gerek. Yani bu reklama kandı reklama? Bu reklama ekranını toluq çıkadigan videolu reklama. Yani tepasi sekund sanı, neçe sekund sizge reklama kursatadı. Oşanı kursatıp bulgeç esa keyin sizge oşa oyunu açıp beradı. Demek ki şu reklamanı ham ko'rib o'tamiz. Qanday qo'yishni? Bu yana shu saytga kirib olamiz, Google Chrome'dan. Bu yana Unity and Mob deb yozib olamiz. Bu yerga esa mana shu Get started ga kiramiz va bu yerdan Match stranichniga kirib olamiz. Va начало работы. Tugmasini bosamiz. Bu yerda ham startga mana shuni kodni yozishimiz kerak deyapti. Bizga shart emas, chunki biz kodni allaqachon yozganmiz. Endi esa buni funksiyasi quyidagicha. Ya'ni bu yerda provide install all. Ya'ni mana shu kodni biz kopya qilib olamiz. Va u kodni mana shu koddan keyin, ya'ni startdan updatedan keyin mana shu joyga qo'yib olamiz. Xo'p. Endi esa Ctrl S tugmasini bosamiz. Yasab oldik buni. Keyingi kodimiz bu yerda bor. Bu kodimiz show interstat ad. Bu ham nusxalab olamiz. Bu yerda keyingi kod register event handler. Bo'ldi, qolgan shart emas bizga. Biz mana shu interstellni kopya qilib olamiz va bu yerga loaddan keyingi qismga enter deb bosib, mana shu yerga ushbu kodni qo'yib olamiz va nuqta vergulni qo'yamiz. Demak, mana shu reklamamiz yasab oldik, mana shu yergacha qilib oldik. Endi esa keyin qiladigan ishimiz nima? Bu reklamani biz tekshirib ko'ramiz. Ctrl S tugmasini bosdik. Xo'p. Endi bizda bitta muammo bor. Bu yerda bitta reklama ID bor, mana shu ID bor, lekin bu yerdagi hamma bu yerdagi dasturlar shu ID orqali ishlayapti. Shuning uchun bu uchun, ya'ni katta reklama uchun boshqacha reklama ID kerak. Shuning uchun mana bu yerga yana bitta public mana shuni nusxalaymiz. Bu yerga esa
deyip nomlayabız. Yani mana bu ID ikinci ID. Oğlum biz bunu sıkılıp, bana şu joyunu özgertirişimiz gerek. Yani mana şu interstal adda load'ın ki mana şu joyge. Ve Ctrl S tıkmasını basamız. Kanı kodumuzu tekşerip koyalımız. Ve bizde kodumuzda invalid token degen yazı çıktı ve bu 69. katorda. Kanı 69. katorda bizde kanı hata bu. Interstal ad bu. Yani bunu hata diyordu. Demek. Interstal ad. Public. Interstal ad. Ctrl S tıkmasını basıp olamaz. Bana şu yazını koyup. Kodumuzu kanı kuramız, tekşirip kuramız. Hop, tabrikleyman, kodumuz işleyipti. Hop, Ctrl S tıkmasını bastık. Endi esa bu kodumuzun tekşiriş için bana şu button üstüne basamaz. Ve bir yurda bana şu yöne plus koşumuz mümkün. Ve yani bana şu reklam menajer oy kılıp taşlayınız. Ve bu yurda reklam menajer ve bu yurda load interstal adını basamız. Ve Ctrl S tükmasını basalımız. Şimdi bir vaxtın uzunluğunda bana şu reklamını basalımda ham ortaya katta reklamı, ham tepeye katta küçük banner reklamı, pastke küçük banner reklaması çıkışı gerek. Ctrl S tükmasını basalım. Play tükmasını basalım. Kan tekşerip kuramız. Demek reklama tükmasını basalımız. Ona bizge, olduğumuzge katta reklama, pastke ise küçük reklama çıktı. Close adını tam basıp koyalımız. Başka tane test kuramız. Play. Demek şakır yapız. Başka tane. Reklama. Bana katta reklama hem çıkayıp. Baktı bir odan. Bir reklama hem çıkayıp. Şimdi kaysi funksiyonu çakırsak. Oşa. Katta reklama gerek bize. Katta funksiyonu. Katta reklamanın funksiyonu. Küçük reklama gerek bulsaysa. Küçük reklamanın funksiyonu çakıramız. Ana. Demek bugün siz bilan ortaklaşmoqchi bo'lgan mavzular mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Siz bilan Fortuna IT Akademiyasi o'qituvchisi Toshmurodov javob bo'ldi.